Öncelikle merhaba, nasılsınız, Merhaba. iyi misiniz? Bizler de Merhaba. iyiyiz çok şükür. Benim için uzun, sizin için kısa bir yerden sonra yeni bir video ile karşınızdayım. En son her yer kardı. Sonra ben işte videolar falan düzenledim, bu yüzden video çekimi yapmadım. Ama kar da çok durmadı zaten. Hani 10 günde falan eridi. Yağmur yağdı, üstüne güneş çıktı. Bugün de acayip bir fırtına var. Şimdi bir tane oğlağımız, çebicimiz diyeyim, bir yaşına doldurmuş dişi çebicimiz doğum yapmış sanırım. Çünkü şu an yok, hamileydi. İşte aslanla onu aramaya gideceğiz. Dolanacağız bakalım bulabilirsek. Bulursak ne ala, bulmazsak kötü. Annenin gelmesini bekleyeceğiz. Umarım tilkiler falan yemeden biz de aslanla bulabiliriz. Şimdi sizinle birlikte onu arayacağız. Normalde hepsi evin yanında yatıyorlardı. Bir tanesi daha doğum yapmıştı. O da evin yanındaydı. Ama bu uzak bir yerde herhalde. Çünkü şu an yok. Ve buralara baktığımızda da buralarda da doğum yapmamış. O yüzden gezdikleri yere doğru aslanla biraz gezeceğiz. Bakalım, inşallah buluruz. Hadi gidelim bakalım seninle ne bulacağız. Hadi yürü. Hadi sen de gel. Hadi koş. Önden git de bana yolu göster. Neredeymiş yavrumuz? Evet arkadaşlar, burası bizim evimizin arkasındaki ormanlık arazi. Buraya hayvanlar yayılıma geliyorlar. Bazen burada yatıyorlar. Bakın. Dağının güzelliğine bakın. Çiçek açmış. Hadi aslan. Şöyle gidip bir dolanıp gelelim. Zaten burada patikaları var. Aha, bir kara tavuk gitti, gördünüz mü? Alabaklar çıkmış. Kuşlar da hareketlenmişler ama hava yağmurlu gösteriyor. Çok fazla. Aha, buldum. Size. Aslan? Bakın ne güzel yere doğum yapmış keçi, görüyor musunuz? Buraya hiç rüzgar değmiyor. İlla anne içgüdüsü işte hayvanlar. Böyle en kuytu yerlere doğum yapıyorlar ki yavrularını koruyabilsinler. Genellikle böyle kovuk bir yer diyeyim artık. Arkası taş buranın. Taşlı şöyle bakın. Ağaç altına kuytu bir yere doğum yaparlar. Çünkü arkaya kendilerini siper ediyorlar. Buraya da doğum yapmış. Oh maşallah. Kız. Gel bakalım. Oh, karnı da doğmuş. Karnı da doğmuş. Maşallah. Maşallah sana. Sen ne kadar güzel bir şeysin. He? Sen ne kadar güzel bir şeysin. He. Annesi çok güzel bu. Ay Allah'ım, çok mutlu oldum ya. Kızım. Hiç annesine benzer mi hele?
Anası farklı, yavrusu farklı. Sen birazcık babaya benzemişsin galiba. He? Öyle mi dersin? Bakın aslana nasıl bakıyor. Annesi işte yavruyu koruyacak. Değil mi oğlum? Kız mısın sen? Ay! Kızımız olmuş. Kızımız olmuş. Kız. Evet artık bunları eve götürebiliriz. Şimdi birazdan yağmur gelirse yavrumuz ıslanmasın. Hadi gelin gidelim. Sen bizi takip edecek misin? He? Hadi gel. Gel kızı 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 kızı. Kızı 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 gel. Ay nasıl bağırıyor? Gel kızı kızı kızı. Öyle yavaş yavaş eve gideceğiz artık. Şu çalların içinden geçelim. Heh, gel gel. Gel maşallah sana maşallah gel. Normalde ilk yavrusu olduğu için bizi takip etmekte zorlanmıyorlar ama ikinci yavruları olsa hemen arkamızdan gelirler. Şu anda da öyle mesela geri gidiyor. Ben yavruyu bırakayım gelsin. Bak geri gidiyor. Bakın yavrusu meleğince geliyor. Hadi biraz daha gidelim. Hadi. Evimize gideceğiz. Yağmur geliyor. Böyle böyle biz eve kadar gidelim. Evet. Yavruyla anneyi eve kadar getirdik. Şimdi burası rüzgar kesiyor. Bunlar burada dursun. Biz de diğer işlerimize bakalım. Bunun da yavrusu var ama bunun yavrusu biraz hasta. O yüzden o çadırda ona ben bakıyorum. Biz gidelim de yavruyla anne baş başa kalsın. Evet, yağmur başladı. Bakın bu şekilde. Şimdi yavrularımızı katmaya gidiyoruz annemle. Bunları seçmiştik zaten. Anneleri yaylıma gitti. Babam onları yaylıma getirdi. Şimdi biz de yavruları küçük yere katacağız. Kuzluk dediğimiz yere. Hava yağmurlu olduğu için anneleri erken gelebilir. O yüzden katalım dedik. Yağmur da soğuk ha su. Damlaları. Annem şemsiye ile gitsin. Ben. Anne. Efendim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben şemsiyeyle gitmeyi tercih ettim. Ben istemedim kadar olduğunda. Gel söyle gel gel yanıma. İkimiz sığamayız oraya. Sağırız sağırız. Ben o kadar büyük sanmadım. Bakın arkadaşlar. Annem beni de aldı. Şemsiyenin altına yavuz, düşeceğiz şimdi. Yavuz bir getir. Ay. Anne döndü. Dur hadi bırak beni ben gideyim. Ben yağmurda ıslanayım. Ben yağmuru severim de. He. Bakalım yavrular ne yapıyor? Bence hepsi kuzluğa girmiştir anne. Düşeceğim şimdi.
geldi şuralardan. Evet. Yağmur gelmeden yerleri de temizlemiştik. İyi oldu. Çamur olmaz. Durun bakalım şuradan delikler ne yapıyorlar içeridekiler. Yatıyorlar hepsi. Ama az. Çoğunluğu girmiş içeriye. Hadi bakalım bunları da katalım. Anne ayağına gelmesin anne. Allah'ım oğlak kalmam zaten. Ben dedim benim oğlaklarım akıllı zaten. Kalk kız. Hadi sen de hadi. İçeridekiler yanlış bir şey baktılar. Arkana hiç bakmadık ama. Kuru kuru. Evet arkadaşlar, oğlağımızı kattık. Davarlarımız da geldi zaten. Açalım da onlar da içeri girsinler. Gel kızı kızı kızı. Geçin içeri hadi geçin. Ya bırak, ben yukarıya durayım ya. Öğrendim. Tamam. Kızı kızı gel. Sonradan daha birkaç tane körpemiz vardı yavrular. Onları anneleriyle buluşturup akşam katıyoruz. Her gelen annesi zannediyorlar. Yağmur yağıyor, çıkma dışarıya. Gel buraya. Oluşuyor. Nasıl hızlandı yağmur. Evet arkadaşlar. Davarlarımızın hepsi geldi. Ben de anneleriyle buluşan yavruları kattım ağla. Yağmur da şiddetlendi zaten. Bakın nasıl yağıyor. Ben de şimdi çadıra gideceğim. Böyle. Göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi çadıra geldim. Bu da bahsettiğim hasta oğlağımız. Yani bir 4 gün falan oldu doğalı. Doğduğunda zaten şişti. Ama şeydi, emiyordu annesini. 2 gün içinde şişliği indi. Ama ayağı hiç kalkamıyordu. Sonraki gün kötüleşti. Şişliğinin inmesine rağmen emmedi hiç. Ben hiç zorlamadım yani. Belki karnı toktur, emmek istemiyordur diye. Sonra artık dün işte şırıngayla içirmeye başladım. Çünkü annesini kendi isteğiyle emmiyor. Bugün de aynı şekilde. Dün hiç ayağa kalkamıyordu. Bugün biraz daha iyi. Ayağa kalkıyor. Dur. Düşme. Yavaş. Ve ayakta durmaya çalışıyor. Yoruldun mu? Hadi gel otur. Şırıngamız nerede? Ayakta mı duracaksın? Ya seni anlamıyorum ki. Aferin sana. Ne oluşum? Oluşum. Şurada şırıngamız. Aferin. Nasıl ayakta duruyorsun sen öyle? He? İyileşecek misin? Kocaman dike mi olacaksın? Tamam. Dur hadi. Dur birazcık içelim sütten. Tamam.
Dur. Maşallah sana ya. Böyle sık sık şırıngayla süt içirmeye çalışıyorum ki sindirim sistemi çalışsın diye. Bakalım düne göre biraz daha iyiyiz bugün. İnşallah yarın daha iyi oluruz. Aç. Aç bakalım ağzını. Aç, 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 aç. Çıkarma geri işte, yut onu. Aç ağzını. Bunu da iç. Hadi bunu da iç. Tamam hadi. Hadi aç 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 aç. Şöyle kafanı yukarı tutalım. Aferin sana. Doğdun mu? Biraz daha ayakta durmak ister misin? Bas bakalım bas. He? He? Aferin sana. Hı? Kocaman adam olmuş benim oğlum. Evet. Hı? Dengede durmaya çalışıyor değil mi oğlum? Hala çok cansız. Evet. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.